Rutin bir şekilde yürüyüşümü yapıyorum. Fazla bir değişiklik yok yani. Kısıtlama var ama hiç kimseyle birebir muhatap olmadan sadece yürüyüşümü yapıp dönüyorum. Biz içeride kalıyoruz. O da çok saçma geliyor bana. Sürekli evde yatıyoruz yani. Ders falan çalıştığımız yok. Pandemiden önce yiyip içip gezeceğim. Her gün alem edeceğim. Öyleydi. Şu an öyle değil. İki gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bir güne düştü. Pazar günleri kısıtlama devam ediyor. Bakalım Kayseri halkı kısıtlama sürecini nasıl değerlendiriyor? Pazar günü uygulanan bir günlük sokağa çıkma kısıtlamasında zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evde yatıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Boş boş oturuyoruz. Yemek falan. Öyle müzik, yemek. Boş yani. Kötü geçiyor tabii ki. Genelde evdeyiz. İstediğimiz gibi çıkamıyoruz. Çıksak da zaten maskeyle bunalıyoruz. Ya pandemiden önce daha iyiydi tabii ki değerlendirirsek. Zamanımı değerlendiremiyorum. Evde oturuyorum çünkü. Evde kalacak olursam. Haricinde? Yani cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmadığına göre pazar günü olmaması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası. Çünkü bir mantık göremiyorum. Resim yapıyorum, müzik dinliyorum, meditasyon yapıyorum. Öyle. Pandemiden önce nasıldı? Çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı. Daha çok evde takılıyorum yani, dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Hani market ihtiyaçlarını daha önceden hani karşıladığımız için. Onun dışında hani kendime vakit ayırıyorum. Hani üniversite sınavına hazırlandığım için ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Hani sosyal mecralarda falan takılıyorum. Onun dışında da hani öyle ailemle vakit geçiriyorum. Onun dışında zaten pek bir şey yaptığımda söylenemez. Ben sağlık personeliyim zaten. Pazar günü nöbetteydim. Günüm nöbette geçiyor. Genellikle çalışıyoruz biz. Yani herkes bence evinde olmalı o yüzden. Gerçekten zor bir süreç. O yüzden kimse evinden çıkmasın mecbur kalmadıkça. Çünkü daha kötüye gidebilir. O yüzden evinde durmalarını söylüyorum. Pandemiden önce ne yapıyordunuz? Pandemiden önce ben yasaklara uyuyordum her zaman. Evdeydim, evde geçiriyordum. Kitap okuyordum, televizyon izliyorduk. Zorunlu olmadıkça da dışarı çıkmıyorduk. Yani markete falan iniyorduk sadece. Bu şekilde. Zamanım genelde evde ailemle birlikte vakit geçirerek değerlendiriyorum. Kitap okuma etkinliği yapıyoruz genelde. Onun haricinde evde yapılabilecek hangi aktiviteler varsa dışarıya çıkmadan olabildiğince, mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz çünkü. Fakat bunun tam tersine insanlar fazlalıkla pazar günü özellikle dışarıdalar. Yani görüyoruz. Öyle. Ya çoğunlukla evde Netflix'e takılıyorum. İnternete giriyoruz. Belki şöyle bir markete kadar yürüyüşe çıkıyorum. Pandemiden önce de hafta sonları pikniğe falan giderdik. En azından çarşıda, mağazalar falan dolanırdık. Zamanımızı yurtta online derse girerek geçiriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Pandemiden önce nasıldı? Pandemiden önce yiyip içip gezeceğim, her gün alem edeceğim. Öyleydi, şu an öyle değil. Rutin bir şekilde yürüyüşümü yapıyorum. Fazla bir değişiklik yok yani. Kısıtlama var ama hiç kimseyle birebir muhatap olmadan sadece yürüyüşümü yapıp dönüyorum. Çok sıkıcı geçiyor. Evde kalmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bir yere çıkamıyoruz. O da hiçbir şey yaramıyor. Zaten çıkmasak da çıksak da aynı, gene herkes dışarıda. Biz içeride kalıyoruz. O da çok saçma geliyor bana. Sürekli evde yatıyoruz yani. Ders falan çalıştığımız yok. Öyle geçiyor sürekli. Temizlik yapıyoruz. O kadar.